Merhabalar, 28 Mayıs 2020 Perşembe Munstar TV'de Güne Bakış programındasınız. Ben Turan Görür Yılmaz. Sevgili seyirciler, her Güne Bakış programında olduğu gibi yine gündemin öne çıkan en önemli başlıklarını sizler için derledik, toparladık. Haberler olacak. Aralara da her zaman olduğu gibi küçük yorumlar serpiştireceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bugün kapak konusu olarak tercih ettiğimiz başlık çok çok dikkat çekiyor. Devlet Bahçeli ile ilgili bir iddia bu sevgili seyirciler. O iddia eski bakan Yaşar Okuyan'dan geldi. Yaşar Okuyan'ın iddiasına göre Devlet Bahçeli MİT ajanı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MİT ajanı mı? Bu soruyu gündeme getiren açıklama eski bakan Yaşar Okuyan'dan geldi. Okuyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MİT ajanı olduğunu söyledi. Türkeş'in mektubu var bende dedi. Eski MHP'li Yaşar Okuyan, gazeteci Hakan Aygün'ün YouTube programına konuk oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Okuyan, Bahçeli'nin avukatı aracılığıyla MİT'ten temiz kağıdı aldırdığını söyledi. Devlet Bahçeli denen şahsı ben 40 küsür yıldır tanırım. Devlet Bahçeli daha yoktu. CKMP vardı. Rahmetli Türkeş'le biz oradan beri birlikte geldik. Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi'nde bir asistandı. Küçümsemiyorum ama vazifeliydi. Devlet Bahçeli hep görevlidir. Altını çiziyorum. Zaten MİT'le ilişkisi, rahmetli Türkeş'in mektubu var bende. İsteyenler girsinler. Alparslan Türkeş'in el yazısı mektup. Devlet Bahçeli MİT ajanı diye görürler. Benzeri bir mektubu şu anda sağ olan bir arkadaşımıza da göndermişler. Daha sonraki olaylar var. Mesela 564 sanıklı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası oldu. Gece duvara MHP yazanı bile getirdiler, attılar. 220'si idamdan yargılandı. Hepsi var. Onun içinde Devlet Bahçeli yok. Bir örnek daha vereyim. Yıl 1978. Kahramanmaraş katliamı olmuş. Bütün Türkiye'de sıkı yönetim ilan edilmiş. Bütün illerin giriş çıkışı kontrol ediliyor. Devlet Bahçeli'nin yanına arkadaşlar geliyor. İsimleri belli. Öğrenciler. Bunun da beyaz bir Toros arabası var. Hepsi belgeli. Dosyası var bende. Gelirken yolda bir saat kontrol yapılmıyor. Araba durduruluyor. İçindeki 3 kişi indiriyorlar, arıyorlar. Bagajı açıyorlar. Portakal sandıkları arasında 2 tane Kalaşnikov ve 702 mermi. Bunları toparlıyorlar. Doğru sıkı yönetim komutanlığına. Arabanın ruhsatında Devlet Bahçeli yazıyor. Karakola bile çağırmıyorlar. Sıkı yönetim var. 2 tane Kalaşnikov ve 702 mermiyle yakalanınca arabanın sahibini karakola bile çağırmıyorlar. O çocukları yargılıyorlar, atıyorlar içeri. Evet, bu bir iddia elbette ki sevgili seyirciler. Yani Devlet Bahçeli MİT ajanı mıdır, değil midir? Biz bunu bilemeyiz. Buna dair bir iddiamız da olamaz ama bu iddiayı gündeme getiren isim öyle sıradan bir isim değil. Eski bir bakan, üstelik de eski bir MHP'li, Alparslan Türkeş'in de çok yakınındaki isimlerden biri. Ve döneme dair de dikkat çeken ifadelerde bulunmuş, biz de aktarmış olduk. Yargının siyasallaşması, yargının iktidarın kontrolüne geçmesi ve kadrolaşma iddiaları malum gündemimizde sevgili seyirciler. Normalde bir hukuk devletinde olmayacak iddialar ve söylemler bunlar ama ne yazık ki Türkiye'de durum şu anda böyle değil. Bu iddiaları ve kaygıyı güçlendiren bir gelişme daha yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun mesleğe kabul ederek geçen hafta yaptığı kura töreninde 1379 hakim ve savcı atandı. AKP ve MHP'ye yakın birçok isim de atananlar arasında yer aldı. Kura'da eski Adalet Bakanı Kenan İpek ve eski AKP Milletvekili Burhanettin Uysal'ın gelinleri, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in oğlu ve gelininin de hakim ve savcı olarak atandıkları görüldü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla katıldığı hakim-savcı kura töreni kapsamında 20 Mayıs'ta 940 hakim,
439 savcı ataması yapıldı. Cumhuriyet'ten Ali Can Uludağ'ın haberine göre listede dikkat çekici sonuçlar var. Listede yer alan isimlerin bazılarının ülkücü kökenli olduğu görüldü. Eski MHP milletvekili, MYK üyesi Mehmet Parsağ'ın danışmanı avukat Samet Karpuz, Kuşadası Söke Hakimliği'ne getirildi. Karpuz'un eşi de yargıda hakim olarak görev yapıyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak bugün kameraların karşısına geçti. Özellikle son dönemde sıklıkla iktidar partisi tarafından dile getirilen, ortaya atılan ve CHP'nin hedef alındığı darbe söylentisine dair sert konuştu. Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milletimiz adına karar veren yargıyı, millet adına denetim yapan medyayı çalışamaz hale getirdiniz. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri hiçe sayıp içini de boşalttınız. Siyasi nedenlerle muhaliflerinizi tutuklatıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını bile dikkate almıyorsunuz. Basını susturmak için RTÜK'ü ve basın ilan kurumunu sopa gibi kullanıyorsunuz. Fox TV, Oda TV, Tele1, Halk TV, Cumhuriyet gibi önde gelen medya organlarına ceza üzerine ceza kesiyorsunuz. Darbe darbe diyerek ter ter tepiniyorsunuz ama darbe hukukunu da tahkim etmeye devam ediyorsunuz. Darbe mi arıyorsunuz? O zaman yaptıklarınıza bir bakacaksınız. Darbeciler ne yaptıysa siz daniskasını yapıyorsunuz. Sarayın iletişim başkanı demokrasi masalları anlatırken sayenizde Türkiye ilk kez uluslararası demokrasi endekslerinde fiili diktatörlük olarak anılmaya başlandı. Darbe demişken dün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüydü sevgili seyirciler. Yassıada yeniden gündeme geldi. Yargılamanın yapıldığı adres de orası sevgili seyirciler ama Yassıada bu kez talan edilen görüntüsüyle gündemde. 27 Mayıs'ın 60. yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının yargılandıkları ve tutuklu bulundukları Yassıada'yı resmen demokrasi ve özgürlük adası ilan etti ve adayı ziyaretçilere açtı. Ada bu açılış töreni ya da Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmadan çok yaşadığı büyük yıkımla tartışma konusu oldu. Adı 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, eski AKP'li vekil Çiğdem Karaaslan'ın eşiyle ortak olduğu Arme Konsept tarafından yeniden tasarlandı. Boş adaya 1200 kişilik cami yapılması da dikkat çekti. İktidar Yassıada'da Menderes ama Ankara'ya gidince Kenan Evren oluyor diyor. Kim diyor? HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç. Bu iktidar 27 Mayıs için yaptığı konuşmalarla Yassıada'da Menderes oluyor ama Ankara'ya geldiğinde Kenan Evren gibi davranıyor. Bu iktidarın anlayışı, bu siyasetçilerin doğası maalesef bu olmuş vaziyette. Evet, idama gönderilen 27 Mayıs'ta milletin iradesiydi. Çok doğru. Milletin iradesi idama gönderildi. Peki cezaevlerine gönderilen, yerlerine kayyım atanan belediye eş başkanlarımız kimin iradesi? Bugün 28 Mayıs sevgili seyirciler. Bu tarih dünyanın gözünün Taksim Gezi Parkı'na çevrildiği tarih. Taksim Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların kesilmesiyle başlayan ve tüm yurda yayılan Gezi direnişinin üzerinden 7 yıl geçti. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve en kitlesel eylemi olan Gezi'de toplumun ezilen kesimleri taleplerini meydanlara taşıdı. Alanları haftalarca terk etmeyen halkın üzerine kolluk güçleri ve Palalı diye anılan paramiliter gruplar sürüldü. 8 genç hayatını kaybederken gözlerini kaybedenler de oldu. Yüzlerce insan da yaralandı. Evrensel Gazetesi Gezi direnişinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin aileleriyle yapılan röportajlara yer verdi. O aileler aradan geçen zamanda hukuksuzluk daha da şiddetlendi diyor. O günde baskılara, o günde ayrıştırmaya karşı bir direniş, bir başkaldırı, iktidarın politikalarına yönelik bir isyan vardı ama
Bugün baktığınızda onlar bile durumun çok daha vahim olduğunu dile getiriyorlar. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı. Evet, damat olmaktan onur duyuyormuş Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Ne diyor? Benim bu hayatta onur duyduğum iki ünvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak. İkincisi de Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmaktan onur duyan Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması böyle. Peki ekonomide işler nasıl sevgili seyirciler? Damat bakan Berat Albayrak'a baktığımızda o hala pozitif konuşmaya ve ümit var sözler söylemeye devam ediyor. Hadi sokağa çıkalım. Sokaktaki vatandaş ekonomiye dair bakın neler anlatıyor. Artık bir şey alamıyoruz. Sadece bakıyoruz. Bakıp geçiyorsunuz. Bakıp fiyatlar geçiyoruz. Nasıl? Bak. Ya bazı ihtiyaçlar var. Aç kalmayı tercih ediyoruz. O derece zor durumdayız. Peki yani ekonomik olarak bir geliriniz var mı? Hiçbir gelirim yok. Hiçbir gelirim yok. Bir sürü borcum var. Borcunuz var. Yani borçla mı döndürüyorsunuz? Her şey borç. Borç. Peki ekonomi böyle giderse ne yapacaksınız? Ben artık kendimi düşünüyorum. Buna rağmen hala iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Çevremdekileri düşünüyorum. Cebimdeki son paraya kadar arkadaşlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Ailemle paylaşmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Umutsuzsunuz. İşte korona olayından dolayı çok etkilendik. Onun dışında çok bir değişen yok. Tatile gidenleri izliyoruz. Siz bir yere gidemeyeceksiniz yasaklardan dolayı. Televizyonu açıp izleyelim diyeceğiz ama o da elektrik faturası. Onu bile karşılayamayacak durumda mısınız? Maalesef. Peki bugün burada neler, insanlara baktığınızda ne düşünüyorsunuz bu kalabalık içinde? Ya seviniyorum. Sonuçta kendim kötü haldeyimde insanların kötü durumda olmasını istemiyorum. Başkalarının mutluluğunu görerek de mutlu olabiliyorum. Ama sonunda hepimizin sonu aynı yer. Kara toprak. Ne yapabilirim ki? Bayramı geride bıraktık da sevgili seyirciler, milyonlarca insan var ülkede bayram yapamayan. Bunların durumunu bir sormak gerekiyor ülkeyi yönetenlere ve ekonominin başındaki isimlere. Salda Gölü yine gündemde. O güzeller güzeli, Türkiye'nin Maldivleri deniyor biliyorsunuz, Salda Gölü'ne kafayı takmışlar, girecekler dozerlerle, betonlar dökecekler. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin peyzaj projesi ortaya çıktı. Projeye göre Salda Gölü'ne millet kıraathanesi, otopark ve bungalov evler yapılacak. Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre Türk Mimar Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ yani TÜMAŞ adının geçtiği peyzaj projesinde yapan mimar bölümünde Murat Memlük ismi, proje müdürü olarak da Necmettin Selimoğlu'nun ismi geçiyor. Proje notlarında yer alan bilgilere göre de yine alana beton dökülmesi de öngörülüyor. Bir yerde dokunulmasın diyoruz. Yani zaten her yer ellenmiş, her yere dokunulmuş, her yerin o doğasının tabii özellikleri yerle bir edilmiş, her yer beton olmuş. İşte bazı noktalar var ki en azından kardeşim buraya da dokunmayın diyor insanlar. Zaman zaman sosyal medyada buna dair isyanlar oluyor. Buna dair insanlar etiketler açıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Yok, ne yapılsa da ne edilse de bir şekilde iktidarın bu beton hırsının önüne geçilemiyor. Neden mi? Çünkü projeler sevgili seyirciler, bu projeler hep yandaşlara veriliyor. O yandaşlar da o kazmayı vurduklarında kendilerine, ceplerine para akıyor. Yani orada aslında tabii güzellik vesaire kimsenin umurunda değil. Bir başka konuşulmayan ama gerçekten ciddi bir problem sevgili seyirciler. 15 Temmuz'un üzerinden onca zaman geçmesine rağmen bakın zaman zaman o isimlerden biri, mağduriyeti duyuran isimlerden biri de Melek Çetinkaya, müebbetle yargılanan Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın da annesi. Yani askeri okul öğrencilerinin seslerini duyurmaya çalışan annelerden bir tanesi. Bakın ne diyor.
askeri öğrencilere, yaşları 19, 20, 22 olan çocuklara müebbet cezalar verdiler. Üstelik hiçbir delil olmamasına rağmen, hatta masumiyetimizi ispatlamamıza rağmen bizim çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Masumiyetiniz nedir diye sorarsanız, bizim çocuklarımızın ateş edip etmediğine dair mermi kontrolleri yapıldı. 40'a 40 mermilerini teslim etmelerine rağmen, ellerinde barut izi olmamasına rağmen, telefonlarının HTS kayıtlarına bakıldığında Yalova kamp yerinden sinyal vermesine rağmen, orada bulunan halkın bu çocukların hiçbir şeyden haberi yoktu, ateş etmediler, darbeyi öğrendiklerinde korktular ve ağlamaya başladılar diyerek şahitlerimiz olmasına rağmen, A Haber'in bizim askeri öğrencileri kahraman askerler diye haber yapmasına rağmen, çocuklarımızın olay yerinde halkla beraber İstiklal Marşı okuyarak darbeye karşı durmasına rağmen, orada bulunan polislerin bu çocuklar sabaha kadar bizim her dediğimize uydular, sıkıntı yok diyerek oradaki halkı yatıştırmasına, onların sorduğu sorulara cevap vermesine rağmen maalesef bizim çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Maalesef yargıda hiçbir mesafe kat edemedik. Dosyamız Yargıtay'a bile gelmedi. Çocuklarımız 7 kişilik koğuşlarda 44 kişi kalıyorlar. Bundan Adalet Bakanlığı'nın haberi olduğunu düşünüyorum. Artık bir an önce bu adaletsizliğe son vermelerini, bir an evvel Yargıtay'da olan dosyalarımızın veya istinafta olan dosyalarımızın bakılarak askeri öğrencilerin masumiyetlerini tekrar gözden geçirerek çocuklarımızın tahliyesini ve beraatini bir an evvel Adalet Bakanlığı'ndan talep ediyorum. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışında noktalıyoruz sevgili seyirciler. Her salı ve perşembe biliyorsunuz Moonstar TV ekranlarında güne bakışta sizlerle oluyoruz ama Moonstar TV ekranında tabii ki her gün haber var. Pazartesi, çarşamba, cuma Tarık Toros manşet programıyla karşınızda oluyor. Cumartesi günü de Erhan Başyurt'la, gazeteci Erhan Başyurt'la Perde Arkası programıyla karşınızda olmaya çalışacağız. Haftaya salı günü bir başka güne bakışta da görüşmek üzere. Hoşça kalın.